Ya o değil de mesela Meltem o Ferit denen adamla evlenseydi nasıl olurdu? Bak bak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Mesela dedik abi. Mesela falan anlamam ben. Asıl Meltem başkasıyla evlenseydi beni çok arardı. Nereden biliyorsun? Ha yani ben seninle evli olduğum için çok mutluyum. O ayrı ama ben Ferit de kötü bir insan değildim. Ne diyorsun sen ya? Meltem tam olarak nasıl biriydi? Hı? Ay böyle çok romantik, çok nazik biriydi. Aşırı duygusal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tatam. Ay ne kadar incesin Ferit. Yani daha bugüne kadar bir gün bile elin boş gelmedin eve. Ne kadar şanslı bir kadınım ben. Şanslı mı? Evet tabii şanslıyım yani. Karısına hiç çiçek almayan, doğum gününü bile hatırlamayan bir sürü erkek var etrafta ama ben seninle evliyim. Esas şanslı olan benim sevgilim. Çünkü senin gibi güzel, alımlı bir kadınla evliyim. Ay teşekkür ederim aşkım. Yani ben işimi artıyorsun. Olurum aşkım. Senin için az bile. Aa, dur bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Senin için bugün yazdığım şiiri okuyacağım sana. Gözlerinde hapsoldum yine ben. Dudaklarımdan düşmez o iki hece. Meltem. Meltem zaten öyle manyak biriyle yapamazdı. Dua etsen benimle evlisin. Niye manyak olsun ki? Ya bir kadına çiçek getirmenin nesi kötü olabilir ki? Canım bir kere olur, iki kere olur. Hadi üç kere olsun. Her gün de olmaz ki be kardeşim. Vallahi Haluk doğru söylüyor yani. Ben bile o kadar manyak değilim ya. Yok yok. Sen iki günde kafayı yerdin. Bir şey mi oldu Ferit? Hiç romantik değilsin Meltem. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Bu yeni çıkardığım bir şey değil ki. Beni sevdiğini hiç söylemiyorsun. Ya bu böyle durduk yerde söylenecek bir şey değil ki. Ayrıca günde en az 8-10 kere söylüyorum. Daha fazla söylemelisin bence. Daha fazla mı? Tabii. Bundan sonra günde en az 25-30 güzel cümle kuracaksın bana. Nasıl güzel cümle? Seni seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sen benim hayatımsın gibi. Bir kağıda yazıp versen. Olmaz. Direkt bana söyleyeceksin. Ya ben bu kadar çok güzel cümleyi nereden bulacağım? Meltem, ilişki emek isteyen bir şeydir. Ama sen bana hiç emek sarf etmiyorsun. Sen biraz alınganlık ediyor olabilir misin? Hiç de değil. Mesela bugün sakal tıraşı oldum. Sen fark etmedin bile. Ya sen her sabah sakal tıraşı oluyorsun. Yani ben sana her gördüğümde çok güzel olmuş mu demeliyim? Bunu mu bekliyorsun benden? Daha bir kere bile demedin ki. Yoksa beni sevmiyor musun? Oho, sen ne işimiz iş ha? Ya bu kadar duyarlı olacak ne var anlamıyorum ben. Ay uydurma Haluk, hiç böyle biri değildi Ferit. Kendin söyledin duygusal biriydi diye. Duygusaldı dedim, sulu göz değil. Ayrıca çok da entelektüel biriydi. Yani sanata fazlasıyla meraklıydı. Böyle tiyatroymuş, konsermiş hiç kaçırmazdı. Aynı Haluk desene. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Haluk'un hakkını da yedirtmem yani. Ha, günahını alıyorsunuz vallahi arkadaşımın ya. Yani silah zoruyla da olsa Haluk'u bir şekilde alıyoruz. Tiyatroya götürüyoruz biz. Doğru, ısrarlarımıza dayanamayıp geliyor arada, evet. Her gün konsere, tiyatroya mı gidilir? İnsan kafayı yer be.